kalp yetmezliği evet. biraz açalım mı? Neden olur kalp yetmezliği? Evet. Kalbin pompalama fonksiyonundaki zayıflama sonucu görülen hastamızda hareket kısıtlılığı, çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetlere yol açan elbette hayati anlamda ölümcül diyebileceğimiz ritim evet. bozukluklarına da yol açabilen bir sendrom, hastalığı ifade ediyor kalp yetmezliği. Evet. Temel şikayet, sık duyduğumuz şikayet nefes darlığı, ardından da ödem. Yani ayaklarımızda, evet. Belki karında, belki vücudun diğer bölgelerinde yaygın ödem, şişlikler. Kalp yetmezliği dediğimizde böyle bir tablo evet. kafamızda canlanıyor. Ölümcül ritim bozuklukları için az önce bahsettiğim şok pili mutlaka bir tedbir olarak uygulanıyor. Evet. Ödemlerle ilgili de bizim diüretik diye ifade ettiğimiz vücuttan idrar yoluyla su atma görevi olan ilaçları veriyoruz. Elbette bunları kullandığımız müddetçe hiç ödemimiz kalmaz, hiçbir zaman gelişmez diye bir şey yok. Zaman içerisinde bu ilaçlara direnç gelişir. Bunların farklı türlerini kullanırız. Zaman içerisinde tablet şeklinde verdiğimiz ilaç yetersiz gelir. Hastaneye yatırıp damardan vermek gibi bir yol seçebiliriz. Kalp yetmezliği kronik bir hastalık. Ve ne yazık ki tümden normale dönmesi bu hastalarımız için mümkün değil. Ama kontrol altına alabiliyorsunuz. Evet, evet. Biz bu hastalığı kontrol altına alıyoruz. Bir kronik bir süreç haline getiriyoruz. Evet. Kalp yetmezliği dediğimizde bu tablo temel olarak aklımıza geliyor. Elbette her ödem kalp yetmezliğine bağlıdır gibi bir algı doğru değil. Ödemin toplar damar sistemiyle ilgili birçok sebebi var. Evet. Bunun dışında hastalarımızın böbrekleriyle ilgili bir protein kaybı söz konusuysa şayet burada da yine bir ödem söz konusu olur. Damarlarımızda, toplar damarlarımızda ve lenf damarlarımızda bir tıkanıklık söz konusuysa bunlarda da ödem olur. Elbette bunların sebebine göre bir tedavi alternatifimiz var. Ama biz kardiyoloji uzmanı olarak ödem dediğimizde elbette kalp yetmezliği ve buna bağlı ödemi düşünüyoruz.